Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Watashi wa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince ve bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Lig Karabağ maceramız devam ediyor. 7. bölümdeyiz. Son 32'ye kaldık arkadaşlar. Grubu lider olarak bitirdik. Ve şimdiki rakibimiz arkadaşlar, son 32 birinci ayaktaki rakibimiz Fiorentina arkadaşlar. Yine İtalyan takımı geldi. Ve hemencik müsabaka bilgisine bakalım, yani eşmeş eleme aşamasını arkadaşlar. Kimler kimlerle oynuyor hemencik bunu bir göstereyim. Daha doğrusu önemlileri söyleyeyim ben sizlere bizim adımıza. Diğerlerini siz görebilirsiniz buradan. Evet, Fenerbahçe arkadaşlar Zenit Sankt Petersburg'a karşı oynayacak. Bu önemli. Ve Trabzonspor OS Lille arkadaşlar. Sonrasında biz tabii ki yok, pardon, biz daha yokuz burada. Beşiktaş Porto'ya karşı oynuyor arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir karşılaşma olacak. Porto'da biliyorsunuz eski Beşiktaşlı oyuncu var, Quaresma. Benim en sevdiğim futbol oyuncusu arkadaşlar. Yani en hayran olduğum futbol oyuncudur Quaresma. Burada biz de varız, çaktırmayın. Biz de tabii ki Karabağ'a ilk önce deplasmanda oynayacağız. Evet. Burada daha bir şey yok, bunlara gelemedik. Son 16'ya inşallah geleceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şu gol sıralamasına da bakalım. Danilo Diaz'ımız 1. sırada 6 goldan arkadaşlar. Sonra da Beşiktaş'ta Dembaba var, 2. sırada 5 goldan. Neyse, bunları geçelim arkadaşlar ve maçımıza gelelim. Arkadaşlar son 32'ye kaldık. Rakibimiz Fiorentina, deplasmanda oynayacağız. Ve maça doğru gidiyoruz. Evet. Stadio Artemio Franchi, umarım doğru okumuşumdur. Ve Leroy George'la Mario Gomez'i görüyoruz. Evet, önce oyun planına geçelim. Şimdi nasıl oynasam bakayım ilk önce. Tamam, bizim ilk 11 formda. Evet, ilk 11'imiz böyle arkadaşlar. Formalar. Biz beyaz formayla oynayalım. Arkadaşlar acayip heyecanlıyım ya. Taburalara kadar geldik. Geldik diyorum, geldik. İnşallah devamı gelir arkadaşlar, inşallah. Sizlerden bu arada yine çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana bayağı destek oluyorsunuz, videolarımı beğeniyorsunuz. Yeni abonelere de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, 7. bölüm arkadaşlar. Son 32'ye kaldık ve Fiorentina deplasmanda ilk maçımızı yapacağız. Bunun rövanş maçı bizim stadımızda olacak. Evet, en az yani bir gol atmalıyız arkadaşlar. Deplasman golü oluyor, çok önemli. Ama ilk dakikalarda ilk önce sakin oynayacağım. Öyle cümbür cemaat atağa girişmeyeceğim. Rakibimiz çok güçlü Fiorentina arkadaşlar. İtalya Ligi'nin en güçlü takımlarından biri. Ve bizim kahramanları görüyoruz arkadaşlar. Grup birincisi olduk. Helal olsun vallahi bizlere ya. Buralara kadar geldik. Kaptanımız Sadugov. Evet, antrenörümüz Gurban Gurbanov. Çok iyi hazırladı bizi. İnşallah arkadaşlar, inşallah inşallah. Bunları da geçeceğiz. Finale doğru yolumuzu alacağız. Ama çok zor arkadaşlar. Çok güçlü bir takım düştü bize. Allah yardımcımız olsun. Evet, Fiorentina'nın ilk 11'i geliyor ekrana.
Mario Gomez providing the goal scoring threat. Gomez Rossi, eyvah. Pizarro. Çok zor arkadaşlar, çok zor. Yarasın. Işıklandırma sistemini de birazcık değiştirdim arkadaşlar. Umarım böyle daha iyidir. Gördüğünüz gibi daha net kameram, yani ışıklandırma sayesinde. Guardado, bu aslında Chelsea transferi oldu ama biz bu turnuvaya başladığımızda Fiorentina'daydı. Ondan burada hala Fiorentina'da. Neyse arkadaşlar, son 32. İlk maçımız başladı. Rakibimiz Fiorentina. Karabağ'a başarılar diliyorum. Dikkat, 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 dikkat. Eyvah. Şey hiç. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. İnşallah bu heyecanımı, yani bu heyecanım geçer. Agoli. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Agoli. Diaz. Ronaldo. Ortada Leroy var. Ah, kontrol edemiyor Ronaldo. Evet. Onu kontrol edebilseydim çok güzel bir atak yapacaktık arkadaşlar. Leroy. Devam. Hadi aslanlarım, hadi. Çok önemli bir eyvah, geçmedi arkadaşlar. Devam. Adam Garayev. Şimdi dikkat. Sakın pas verdirmeyelim. Koş. Aradan geçmedi. Oh, arkadaşlar çok heyecanlıyım ya, bu ne? Who the happier of the two managers will be at this point. Eyvah. Oraya pas verdirmiyoruz. Foul var. Foul, foul, tamam. Kısa. Danilo. Oo, Leroy bomboş. Ortanı yap. Hadi güzel bir orta gelsin. Orta geldi. Ronaldo yetişemedi. Hadi girişin arkadaşlar, girişin. Adamım Garayev. Garayev miydi? Garayev'di. Garayev araya gir, ay. Arkadaşlar ne oluyor ya, kalpten gideceğim. Oo. Uzun bir top. Danilo Diaz'a, en golcü oyuncumuz. Hadi Diaz'ım, hadi Diaz'ım. Gir. Evet. Çok pres yapıyoruz. Bu iyi mi bilmiyorum. Çünkü kontratak da yiyebiliriz. Ama şimdilik fena gözükmüyor arkadaşlar. Fiorentina 20 dakika oldu. Hala kalemize gelemedi. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, biz hemen bir atakta gol yiyebiliyoruz. Touch. Touch Fiorentina'nın. Çok güzel başladık aslında. Gol pozisyonu olmasa da. Devam, hadi. Hiç. Danilo Diaz'a geçmedi. Evet, acayip savaşıyor arkadaşlar Karabağ. Ama dikkatli olmalıyım. Çok acayip dikkatli olmalıyım arkada defansta. Eyvah, 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 eyvah. Geçtirmeyin onu. Gomez'e sakın ha, çaktırmayın. Adam Guseynov. Danilo. Kimse yok mu başka ya? Leroy George yetişir mi? Topa yetişemez. Uf, arkadaşlar iyi oynuyoruz, iyi oynuyoruz. İnşallah gol gelir. 37. dakikadayız. Gonzalo Rodriguez. Micah Richards. Gonzalo Rodriguez. Valero. Şimdi dikkat. Cuadrado. Orta sahadan geçti mi? Çok dikkatli olmalıyız. Yani Fiorentina geçti mi? Evet, çok pres. Ay, hadi. Ah, yetiştik mi? Yetiştik. Danilo. Micah Richards.
Diaz'a doğru. Diaz hemen ortanı yap. Leroy. Of arkadaşlar bu ne ya, hemen geçiverdi ilk yarı. Evet. Acayip bastırdık, çok bastırdık. Son dakikada Fiorentina böyle paslaştırma yaptı. Yani kendini birazcık rahatlatmak istediler. Çünkü bayağı bastırdık arkadaşlar. Bence ikinci yarı böyle devam edebiliriz. Oyuncularımız iyi oynuyor. Bir gol arkadaşlar, bir gol çok önemli. Deplasman golü dediğim gibi. Sakin olmalıyım ya. Danilo. Koş. Ya yetişemiyor. Çabuk geri koş, geri koş. David Pizarro. Josip Ilicic. Eyvah. Araya gir. Mario Gomez. Ronaldo sakın ha, sakın ha. Long ball forward. Well intercepted. Saw the danger. Adamım benim. Still 0-0 at this stage. Do you reckon we'll see changes soon? O top geçmiyor arkadaşlar da. Kaleye bir şut atamadık ya. Şimdi Ronaldo pasını istediğim gibi gelmedi ya. Valero. Plays it into the danger area. Well beaten to the ball there. Danilo plays it out to the right. Hüseynov. Ah, nereye verdin adamım? Dikkat. Dikkat. Eyvah eyvah. Adamım al meydan. Danilo Diaz. Danilo Diaz şut attırmıyor. Foul arkadaşlar, free kick. Uf. Sarı kart çıkıyor Gonzalo'ya. Evet, çok güzel bir pozisyonda free kick yakaladık arkadaşlar. Bulduk daha doğrusu. Danilo Diaz'a böyle foul yaptılar. Leroy George çakıyor. Leroy George. İşaretleri kabul etti. George. Tekik zerbe lazımdı. Leroy George. Leroy George direkte patladı. İkinci pozisyon ve gol. Gol. Ronaldo. Ronaldo golü atıyor. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Yes arkadaşlar. Hadi Karabağ. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. O çok önemli deplasman golümüzü attık. Şimdi aman 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 aman. Ronaldo, evet. Ronaldo ama. Geçtirmiyoruz. Leroy. Leroy. Leroy George şutunu atıyor. Sabitli değildi. Kısa oyuncaklar. Şimdi oyuncu değiştireyim. David Pizarro. Gonzalo Rodriguez. 75 minutes on the clock now. Arkadaş şimdiye kadar çok iyi oynuyoruz. Evet, Leroy kaptı. Şimdiye kadar gerçekten çok iyi oynuyoruz ama dediğim gibi bir en ufak hatada gol yiyebiliriz ve şimdi evet çok dikkatli olmalıyız. Eyvah. Agolim çıkart Agolim. Eyvah 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 eyvah. Muharrem. Muharrem yapma Muharrem. Kap yine.
Adamım benim ya. Vallahi acayip oynuyoruz arkadaşlar. Sakin. Gönder. Hadi Leroy'um. Hadi Leroy'um. Kaleci çıkıyor, inanmıyorum. Oyuncu değiştireceğim. Hala top çıkmadı maçtan. O top geçer mi? Geçti Leroy. Orta geliyor, korner. Evet. Hemen bir oyuncu değiştireyim. Arkadaşlar 3 dakika kaldı ya. Çok 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 önemli. Son saniyeler. Evet, Nadirov formda. Şöyle yapalım. Karayev'in de canı çıktı. Nene Gurbanov alayım. Corner. Leroy George'dan geliyor corner. Ortada kim var? Kimse yok. Oh. Yetişin arkadaşlar, yetişin. Dikkat, dikkat. Geçtirmiyoruz. Eyvah arkadaşlar, eyvah. Son dakikalar. Çıkart, 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 çıkart. Oo. Tamam, faul vermedi hakem. Yes arkadaşlar. İlk maçımızı deplasmanda kazanıyoruz. 1-0 yendik. Of. Ne maçtı ya arkadaşlar. Çok güzel oynadık. Hala kalpten geçer. Çok önemli arkadaşlar bu ilk maç. Deplasmanda bir de 1-0 aldık. Çok büyük bir avantaj yakaladık. Hemen diğer maçlara bakalım. Bakalım Beşiktaş'ımız ne yaptı, Fenerbahçe ne yaptı? Madem Fenerbahçe söylemeyi unuttum galiba. Beşiktaş, bu da iyi arkadaşlar. Deplasmanda 1-1 berabere kalmış Porto'ya karşı. Ve şimdi Fenerbahçe maalesef 2-0 kazanmış. Aa, pardon, yenilmiş. Trabzonspor 2-0 yenilmiş ama Fenerbahçe kendi sahasında 2-0 yenilmiş arkadaşlar. Bu hiç iyi bir skor değil. Evet, şöyle hızlı geçelim. Limassol, CSKA Moskova. CSKA Moskova 1-0 almış. Torino, Liverpool 1-1 beraber kalmışlar. Tottenham Hotspur, Napoli 1-1 beraber kalmışlar. Tel Aviv, Helsinki 1-0 almış. Estoril Praia 3-0 Sevilla'yı yenmiş arkadaşlar. Bu da büyük bir sürpriz bence. Evet, Internazionale Milano 3-0 arkadaşlar Ajax'a karşı. Biz bunları nasıl ilk maçta 4-1 yendik vallahi hala bilmiyorum. Ama ikinci maçta da yendik arkadaşlar bunları. Sonra dediğim gibi Fenerbahçe maalesef Zenit Sankt Petersburg'a 2-0 kaybediyor kendi sahasında. Trabzonspor 2-0 yenmiş. Sanırım bunlar turu, yani son 16'ya kalırlar inşallah tabii ki. Evet, Sparta Praha Southampton, Sparta Praha 1-0. Sonra diğerleri Leverkusen, Rio Ave ve 0-0. Biz arkadaşlar Fiorentina deplasmanında 1-0 aldık maçımızı. Benfica Lisabon 1-0 almış kendi sahasında. Milano, AC Milano, Milan 2-0. Monaco'ya karşı karşılaştılar. Heyecandan dilim de dönmüyor artık. Sonra Schalke 0-4 arkadaşlar. Bu da benim biliyorsunuz Almanya'ya tuttuğum takım. Yani fanatik olduğum takım. Beşiktaş'tan sonra Schalke 0-4 hayranım biliyorsunuz. 3-0 almış Glasgow Zürich'e karşı. Newcastle 3-0 yenmiş Lazio'yu. Sonra Beşiktaş 1-1 berabere kalmış. Evet. Arkadaşlar 7. bölümün sonuna geliyoruz. 8. bölümde arkadaşlar görüyorsunuz kendi sahamızda bu maçın revanşını oynayacağız. Çok çok büyük bir avantaj yakaladık. Çok da güzel oynadık arkadaşlar. Evet, bu 7. bölümün sonuna geliyoruz. 8. bölümde görüşmek umuduyla arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve beni desteklemek istiyorsanız, tabii ki Karabağ'ı desteklemek istiyorsanız, bu seriyi desteklemek istiyorsanız lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız arkadaşlar, ama zaten basıyorsunuz. Sizlerden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Whoop.